Hepimiz onu yaptığı sert fauller, sahadaki hırçın hareketleri ve agresif tavırlarıyla tanıdık. Real Madrid formasıyla seneler boyunca başarıdan başarıya koştu. Şimdi ise o Türkiye'de Beşiktaş forması giyecek. Bahsettiğimiz isim Portekizli yıldız Pepe. Biz de futbolun hikayeleri olarak bu bölümü onun için ayırdık. Gelin hep beraber izleyelim. Formayla bir Avrupa şampiyonluğu, toplamda 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 La Liga şampiyonluğu, 2 İspanya Kral Kupası, 2 Portekiz Lig şampiyonluğu, yani efsane bir kariyer. Ne de olsa en iyilerin yanından geliyor futbolun hırçın çocuğu. Geçtiğimiz günlerde dünya devi Real Madrid'den Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'a transfer olan Portekiz'den namı değer Pepe'den bahsediyoruz. Gerçek adıyla Kepler Sloveran Lima Ferreira. Her ne kadar sert oyunu zaman zaman futbol otoritelerinin tepkisini toplasa da ona bu kariyeri armağan eden özelliklerin belki de en değerlisi bu savaşçı yönü. Kalesini savunmak için yapmayacağı şey olmayan bir gladyatör gibi. Pepe, 26 Şubat 1983 tarihinde Brezilya'nın Alagoas eyaletinde bulunan ufak bir kasaba olan Maceió'da dünyaya geldi. Yani Brezilya asıllı. Babası, ona ünlü bilim adamları Johannes Kepler ve Charles Louis Alfonso Laveran'ın anısına Kepler-Laveran isimlerini verdi. Fakat bu isimle kurduğu ideal gerçek olmadı. Çünkü oğlunun derslerinden çok başka şeylere ilgisi vardı. Futbol gibi. Ve bu ilgi henüz 12 yaşındayken Corinthians Alagoan altyapısında top koşturmaya başlamasıyla bir hikayeye dönüştü. Fakat bu hikaye de başarı hikayelerinin çoğunda olduğu gibi devamı fedakarlıklarla getirilen bir hikaye. Zira ailesinin yoksul bir aile oluşu Pepe'ye daha küçük yaşlarda fedakarlığı hayatının merkezine koymayı acı bir şekilde öğretmişti. Antrenmana gidip gelmesi için verilen otobüs biletlerini yemekle takas edip antrenmanları bisikletle gitti. Antrenmanlar için sabah 5.30'da kalktı, eve dönüp üstünü değiştirdikten sonra da okul yolunu tuttu. Harçlığını çıkarmak için akvaryum satın aldı. Yetiştirdiği balıkları sattı ve ev bütçesine katkıda bulundu. Zor yollardan geçti. Babası Aniel, Pepe'nin futbolda attığı ilk adımları, Pepe küçükken de şimdi olduğu gibi sert oynuyordu. Büyük çocuklarla top oynamaya başladığında uzun bir süre onlarla baş edebilmek için savaştı ve bu zamanlarda hep gözlerimi yumardım. Kendinden yaşça büyüklere karşı da sert oynadığı için endişeleniyordum. Yaptığı her hareketten sonra şimdi onu öldürecekler diyordum. Ona sağ ayağıyla topa vurmasını söylerken o iki ayağını da kullanmayı başardı. Çok çalıştı sözleriyle anlatıyor. Yıldız savunmacının o günlere dair unutamadığı şeylerin başını ise ilk kramponunu alma anısı çekiyor. Diğer çocuklar iyi kramponlarla futbol oynarken Pepe'nin ailesinin maddi duruma el vermediği için bir krampon edinemedi. Bir gün babasına krampon istediğini söyledi ancak bu neredeyse imkansız gibiydi. Pahalı bir istekte bulunduğunun o da farkındaydı, kendini tutamamıştı. Futbola iyice odaklanınca sürekli babasına yeni bir krampona ihtiyacım var deyip duruyordu. Bunun için adeta yalvardı ve en sonunda onu krampon bakmaya gitmek için ikna etti. Fakat babası hala kara kara ayakkabının fiyatını düşünüyordu. Pepe beğendiği kramponları gösterince satış asistanına fiyatını sordular ve baba Aniel asistanın kendine fiyatı söylerkenki bakışını hiç unutamadığını söylüyor. Hatta o bakışı sanırım benim o ayakkabıları çalacağımı düşündü şeklinde betimliyor. Fakat Pepe o kramponları ısrarla istiyordu. Belki de hayatında ilk kez bir şey için bu kadar ısrarcıydı ve babası ona hayatı boyunca aklından çıkmayacak şu soruyu sordu. Eğer bu kramponları alırsak ne yiyeceğiz? Bu
babasının sorduğu soru size abartılı gelmesin. Çünkü ayakkabının fiyatı bir aylık maaşın tam 3 katı fiyatındaydı. Ancak yine de Pepe'yi kırmayı kendine yediremedi ve taksit de almaya karar verdi. Bu taksitlendirme için ise bir kredi kartına ihtiyacı vardı. Geçmişte yardım ettiği Nadia adındaki bir kadına giderek yardıma ihtiyacı olduğunu, Pepe'nin futbol oynadığını ve ona ayakkabı almak istediğini söyleyerek kredi kartlarından birini istedi. Nadia, oğlunun hayalini gerçekleştirmek isteyen bu babayı kırmadı ve ikiletmeden bir kredi kartını ona verdi. Baba, 15 Cruzeiros'tan tam 15 ay taksitle o çok istediği kramponu aldı. Eve gidip Pepe'ye ayakkabılarını verdiği anın hayatının en güzel anlarından biri olduğunu söylüyor. Pepe ise kutuyu açıp ayakkabıya baktığı zaman bir süre aşık olmuş gibi sadece onlara baktı, kokladı ve denemeye bile kıyamadı. Odasına gitti ve ayakkabının çiftlerini sağına soluna koyarak yatağa öylece yattı. Artık büyük çocuklarla maç yapabileceği için çok mutluydu. Her maçtan sonra yorgunluğunu aldırmadan eve girdiğinde ilk iş olarak ayakkabılarını yıkayıp temizliyordu. Babası Pepe'yi daha önce hiç öyle görmediğini söylüyordu. Pepe bugün babasının bu fedakarlığının fazlasıyla karşılığını verdi. Kariyerinin ilk profesyonel hamlesini 18 yaşında Corinthians Alagoana'daki takım arkadaşlarından Ezequias'la birlikte Portekiz ekiplerinden Moritimo'ya transfer olarak yapan oyuncu ilk sezonun büyük bir kısmını B takımında geçirdi. 2002-2003 sezonunda düzenli olarak forma şansı bulmaya başlarken Rus teknik adam Anatoli Başovets yönetiminde ön libero'da olmak üzere çeşitli mevkilerde görev yaptı. 2004 yazında 1 milyon euro artı 3 futbolcu ve sonraki satış bedelinden %20 pay karşılığında Porto'ya transfer oldu. Buradaki ilk sezonun büyük kısmını yedek kulübesinde geçirse de bir sonraki yıl Coadriense'nin göreve gelmesiyle birlikte yıldızı parladı ve 3-4-3 sistemiyle oynayan takımdaki merkez stoper olarak sergilediği performansla büyük dikkat çekti ve takımın vazgeçilmezi oldu. 10 Temmuz 2007 tarihinde Real Madrid'in kapısından içeri girdi. İspanyol devi bu transfer için Porto'ya tam 30 milyon euro ödedi. 10 yıl boyunca formasını giydiği Real Madrid'de 250'ye yakın resmi maçta görev alırken burada 3 La Liga, 2 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 2 de FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğunu yaşadı. 2006'da dönemin Brezilya milli takım teknik direktörü Dunga'nın çağrısına rağmen o Portekiz milli takımını seçti. Portekiz formasıyla 90'a yakın maça çıkan Pepe, Euro 2016 şampiyonu olan kadronun vazgeçilmez isimlerindendi. Şimdi ise Türkiye'de siyah beyaz formayı terletecek. Futbolun sert, agresif ve hırçın çocuğu Pepe bakalım ülkemizde neler yapacak. Futbolun hikayelerinde bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi mutlaka takip edin. Bir başka bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.